Ne yaptın be çocuğum? Aa, ben döktüm babaanne. Kısmetin taştı, kısmetin. Ya anneniz nerede kaldı Selvi? Ya şunun şurasından 40 yıldan bir güzel güzel yemek yiyeceğiz. Nereden çıkarttı şimdi boş ver sana kadını? Allah Allah. Süheyla teyzeyi uğramıştır babacığım. Merak ya. Etme baba, birazdan gelir. Hem geleceğine malum. Allah korusun anne, o ne biçim laf öyle? Yok canım, onu demek istemedim be evladım. Hani diyorum ki belki cafcaflı bir hayatı tercih edip çekip gitmiştir. Bu ne? Bu ne biçim yemek böyle? Kusura bakmayın Taci Bey, beğenmediyseniz gider kendinize mutfakta mı yumurta yaparsınız? Hayır, bir şey değil. İnşallah zehirlenmeyiz ha. Ne var, nesi var be çocuğum be? Allah Allah, mis gibi yemek işte. Aç olan her şey yer. Ellerine sağlık Selvim. Çok güzel görünüyor tas kebabım. Afiyet olsun babaanneciğim de bu tas kebabı değil, et sote. Salak salak gülme Taci. Sen o büyücü kılıklı annen böyle tas kebabı görünümlü et sote yapabilir miydi? Sen bunu aldırma ha. Allah Allah, saat 9'a geliyor ya. Hala annen ortada yok. Hah, nihayet. Niye halt ettin açma? Ne oldu? Sana sırak yüzüne git, kapıyı açma. Söylene söylene gelsin nihayet erkenden başımıza. Ne güzel yemek yiyecektik şunu şurasında ben. Babaanneciğim niye kalkıyorsun, yesene? Ama yemeyeceğim, ben iştahım kaçtı. Allah Allah. Anacığım bak ne güzel yemek yiyordun, oturup yesene. Sen böyle yapınca benim de boğazımdan geçmiyor. Çok geç kaldın Aşmet. Bunu daha önce düşünecektin. Hayda, ben sana ne yaptım ki anne? Ben geldim. Aldın mı cevabını Aşmet? Hanım nerelerde kaldın ya? Bayağı merak ettik. Ama kendi adına konuşma. Benim merak ettiğimi de nereden çıkarttın şimdi? Affedersin Haşmetciğim. Süheyla'ya gittim. İş konuşuyorduk, dalmışım. Saate bile bakmadım. İş mi? Hı-hı. İş mi? Ne işi Selvi? Sor bakalım ne işiymiş? Ne işi anne? Kızım Süheyla teyzem bana iş teklif etti. Ortaklık teklif etti. Ben de kabul ettim. Bana bak Haşmet. Bu entrikacı kadın gene bir dümenden çeviriyor. Ya Süheyla'nın işi mi var ki ortağı olsun? Hakikaten doğru söylüyor hanım. Süheyla hanım ev kadını değil miydi? Haşmetciğim ev kadını olmak para kazanmaya engel değil ki. Anne o poşetin içinde ne var? Evladım bu poşetin içinde leke ilacı var. Leke ilacı mı? Evet yavrum, her türlü lekeyi çıkaran bir ilaç bu. Aklına ne lekesi gelirse, kahve lekesi, ketçap lekesi. Vallahi bluzuma her çeşit leke yaptılar. Bir kere bundan sildiler. Bak bir tek yerinde leke yok. Şaşırdım kaldım. Yani sizin anlayacağınız bu harikulade bir ilaç. Ama senin lekeni hiçbir ilaç çıkartamayacak. Lekeli kadın. Yani hanım sen şimdi kapı kapı dolaşıp bu ilacı mı satacaksın? Hayır. Yok canım. Kim açar buna kapıyı be? Baksana şuna, anarşist midir, uzaylı mıdır nedir? Hayır şekerim. Müşteriler gelip evime benden bu ilacı satın alacaklar. Ve ben de bu ilacın sayesinde oturduğum yerde para sahibi olacağım. Daha doğrusu zengin olacağım. Zengin. Zengin mi? Ayla. Merhaba canım, benim ben. Nasılsın? Ben de iyiyim hayatım. Aylacığım, yarın 5 çayına bekliyorum seni. Öyle güzel kurabiyeler yaptım ki ağzına layık. Tamam. Gelirken Zeynep'i de al gel. Oldu mu canım? Hadi öptüm. Güle güle. Ya resmen kandırıyor insanları ya. Ama ne var bunda? Babaanne arkadaşlarını çaya çağırıyor. Resmen dolandırıcılık bu. Çaya diye çağırıyor. Leke çıkartıp çıkartmadığı belli olmayan şüpheli bir mayayı satıp paralarını alacak zamanların. Bana bak açma. Bak bu çok önemli bir suçtur. Allah korusun tutuklamaya geldiklerinde bizi de alıp götürürler. Ya durdursanıza şu kadını ya. Durdurun diyorum ya, bir şeyler yapın. Abartma babaanne. Bu bir pazarlama yöntemi. Hem şu sıralar çok moda. Evlerde kadınlar tanıtım ve pazarlama yapıyor. Bu Nişa Kaplumbağa her moda olan şey yapacaksa işimiz var demektir ha. Allah Allah. Ya biri durdursun şu kadını be. Taşmet Taci, bir şeyler yapın.
Alo, Mehtap. Merhaba canım. Al işte, yeni kurbanımız da Mehtap. Canım benim, nasılsın? Mehtap, yarın çaya gelsene bana. Tamam. Ne yapacağız canım? Sohbet edip çay içeceğiz. Çayın kaç para olduğunu da söyleyin buna. Tabii, Ayla'yı da aradım, o da gelecek. Ama istersen Uğur'la beraber gelin, tamam mı? Hadi canım, güle güle, öptüm. Sürahi Hanım, benim para kazanmam senin için bu kadar rahatsız ediyor. Selvi, söyle buna, para kazanmak o kadar kolay bir şey değildir. Haddini bilsin. En azından insanları böyle kandırmasın canım. Para kazanacakmış. Görürsün. Yarın akşam salonun ortalık yerinde paralarını sayarken göreceksin. Aman Allah korusun canım. Bundan sonra herkes parası kadar konuşacak Sürahi Hanım. Parası kadar. Alo? Türkan? Parası kadar mı? Herkes parası kadar konuşacakmış. Bugüne kadar vur konuştum da paran mı vardı sanki? Şimdi el alemin üstüne leke ilaç diye mürekkebi döktüğünde bakalım ne kadar konuşacaksın. Bu arada lavaboda pırıl pırıl olacak he. Mürekkeple de aynı renkmiş he. İşte böyle dim yata pirince gidersen evdeki bulgurdan da olursun. Kal arkadaşsız da gör gününü. Tamam işte böyle. Buraya koyalım. Rezil olsun o karlarda görsün bakalım. Tamam. Dökmeden de koymak lazım. İşte böyle. Tık. Tamam. İşte bu kadar. İşte bu iş bitti. Hop. Ki her seferinde bu kadar güzel nasıl yapıyorsun anlamıyorum. Kaç sefer yaptırdıysam bu kadar lezzetli olmadı. Aşk olsun Aylacığım. Yaparsın niye yapamıyorsun? Sana yazılısını verdim herhalde kaybettin. Yeniden yazar veririm. Ah kusura bakma, gelin bizdeydi onu da getirdim. Aa ne kadar iyi ettin, getirmesen kızardım zaten. Yavrum evlilik nasıl gidiyor bakayım? İyi gidiyor teyzeciğim. Sana bir çay daha koyayım. Ben alırdım yavrum. Siz zahmet etmeseydiniz. Olur mu? Ayıp, benim evimde misafirsin. Çocuklar içen var mı başka? Zahmet olmazsa. Estağfurullah canım. Şimdi getirdim şimdi. Buyur anneciğim. Merhaba millet. Merhaba. Hoş geldin Sürahi Hanım. Hoş bulduk. Asıl siz hoş geldiniz be. Hoş bulduk. Sağ olun. Demek bizimkini ziyarete geldiniz ha? Pastalar, kekler, çaylar. Afiyet olsun, afiyet olsun. Sağ olun. Sen de bir çay içer miydin? Yok, ben almayayım. Ben o kadar zengin değilim. Haşmetim de öyle evde pastalı, kekli partiler yapacak kadar zengin değil. Buyurun. Teşekkürler. Bir şey değil. Bu ne ayol, şekerim kalmadı mı? Hakikaten niye getirdin o ketçapı? Şimdi size dünyanın en güzel harikasını göstereceğim çocuklar. O ne ayol? Bu leke ilacı canım. Leke ilacı mı? Evet, şimdiye kadar icat edilen en güzel leke ilacı. Bakın canım, şimdi bu leke ilacı her türlü lekeyi çıkarıyor. Çay lekesi, kahve lekesi, ketçap lekesi, çimen lekesi, hatta ve hatta mürekkep lekesi. En iyi de mürekkep lekesini çıkartıyor. Evet, onun için bu ketçabı getirdim. Şimdi huzurlarınızda küçük bir deney yapacağım. Görelim. Tabii göreceksin hayatım.
Mesela Ayla'cığımın bluzu bu iş için biçilmiş kaptan. Evet, onun tabii için... ya doğru söylüyorum, baksana bembeyaz kar gibi. Tabii. Yani sen şimdi ketçapı benim üstüme mi dökeceksin? Evet, ondan sonra da ilaçla temizleyeceğim Ayla'cığım. İnan bana ilk günkünden daha temiz olacak. Aha, yok hayatım ne olur. Ben de deneme, sonra çıkmaz mıkmaz. Bu benim en iyi kazağım. Aşk olsun Ayla'cığım. Ben bilmesem yapar mıyım? İnan bana ilk günkünden temiz olacak. Çıkacak, korkma. Ha, korkma tabii. Hem belki böyle renkli renkli daha da güzel olur. Yok Allah aşkına, ben de deneme. Böyle bir denemeyi ben de kabul edemeyeceğim teyzeciğim. Ben de almayayım. Aşk olsun be çocuklar, bunda korkacak ne var? İnanın, dün benim yanımda denediler. Bütün lekeleri anında çıkardı. Koyu renk ya, lekeleri kolayca örtüyordur. Aşk olsun Sürahi Hanım, çok teşekkür ederim. Aman bir şey değil. Canım ben sizi korkutmak istemiyorum. Sadece şaka yaptım. Üstünüze biraz ketçap sıvayacak. Ondan sonra leke ilacını şöyle bir moca edecek. Ondan sonra ne leke kalacak ne bir şey. Aşk olsun çocuklar, inanın gözümle gördüm diyorum size canım. Ben bunu deneyeceğim, bu siyah bunda gözükmeyecek ki. Ama ben birinizin üstünde bunu... Ne oluyor be? Ne? Evet. Ne? Ne oluyor be? Şimdi... Ne oluyor? Bakın. Ne? Neye bakacaklar be? Ne oluyor? Şimdi dur Sürahi Hanım. Bıraksana be, ne oluyor? Sürahi Hanım'ın yeleğine önce güzel bir ketçap lekesi... Ne oluyor be? Yapıyoruz. Dökme dedim sana, Allah Allah, ne oluyor be? Bir dakika Sürahi Hanım, niçin korkuyorsun? Dün akşam ilacı dökmedik mi? Bunun deneyini yapmadık mı? İlaç mı? İstemiyorum ilaç. Ben ketçaptan memnunum. İstemiyorum. Ve bunun üzerine de bu ilacı... Sakın yapma! Ya ne bakıyorsunuz? Ya niye bakıyorsunuz oradan salak salak? Bir şey yapsanız da polisi çağırsanız da ya. Allah Allah. Lekeli kadın. Kendi gibi lekeledi beni de ya. Allah Allah. Ah şekerim. Şişeden ilacı boşaltıp içine tacinin mürekkebini dökmüş. Vallahi kadınlara rezil oldum. Öyle deme anne, ya Ayla ablanın üstüne dökmüş olsaydın? Allah korudu. İlacı onun üstüne döktüğü zamanki halini görecektiniz babacığım. Çırpınıyor tesbih böceği gibi. Ya Sürahi annem nerede? Banyoda çamaşır yıkıyor. Anne Bayşen anlasın. Gülün, gülün bakalım. Gülün de bu deliği iyice cesaretlendirin bakalım. Yarın öbür gün sizin de üzerinize desenler çizerse gülün ben size. Ama anne bak, bu sefer kızmaya hiç hakkın yok. Kendin ettin, kendin buldun anacığım. Bana ne deme be, biz seni cami avlusunda bulmuştuk. Sen de gülme öyle be salak salak he. Selvi, bu seyyar satıcıya sor bakalım. O leke ilacından kalmış mı? Aa vah vah. Ben de tam o işi bırakmak üzereydim. Selvi, kafamı bozmasın, neyse parası vereceğiz. Tamam tamam. Çocuklar, ben size demedim mi bu ilaçtan çok para kazanacağım diye. İnce ince, Yasemince, her mevcut.